Biraz da istatistiğin daha sahaya inmiş kalemleri üzerinden sezonun enlerine bakalım. Süper Lig'de bu sezon en çok şut çeken oyuncu 72 şutla Adana Demirspor'un yeniden İtalya milli takımı aday kadrosunda kendine yer bulan yıldızı Mario Balotelli. Yaklaşık en az Balotelli'nin yarısı kadar, yani en az 30 şut çekip en az gol atan isimlere bakalım. Ligin en çok şut çekip en az gol atan isimlerinin zirvesinde GZT Giresunspor'dan Hamidou Traoré yer alıyor. Bu sezon şimdiye kadar çektiği 31 şuttan henüz gol bulamayan Traoré'den sonra 46 şutundan bir gol bulabilen Hayro Dinovic ve 39 şutundan tek golü olan Soner Aydoğdu da şut sayılarıyla gol sayıları birbirini tutmayan isimler. Şuttan şut pasına geçelim ve aynı şeye bir de oradan bakalım. Ligde ilk 23 haftada en çok şut pası veren isim yine Adana Demirspor'dan, bu kez Matias Vargas. Geride kalan maçlarda tam 58 kez arkadaşlarının şutuyla biten pası sağlayan oyuncu olan Vargas'ın 9 da asisti var ve zaten liginde şu anki asist kralı. Yine onun verdiği şut pasının yarısı kadarını veren, yani yine en az 30 şut pası veren oyunculara baktığımızda ise bu kez bu sayıya ulaşıp asisti olmayan oyuncu görmüyoruz. Listenin ilk sırasında ise sürpriz bir isim var, Rashid Gezal. Geçen sezon 17 asistle ligi asist kralı olarak tamamlarken, bu asistlerini toplam 89 şut pasından üreten Gezal, bu sezonki 44 şut pasının sadece birinin asiste dönüşebilmesiyle asist krallığı listesinde gözden kayboldu. Asiste tabii verilen pası bitiren oyuncuların golcülüğü, pası verenin asist sayıları üzerinde doğrudan etkili ve Beşiktaş'ta bu sezonki gol sorununun dolaylı bir kurbanı da asist sayısını yükseltemeyen Gezal olmuş durumda. Atakaş Hatayspor'dan Ribeiro'da 33 şut pasından sadece bir asist çıkartabilmiş durumda. Çok şut pası verip en fazla 2 asist yapabilen oyuncular listemizde Beşiktaş'tan Pjanić de yer alıyor. Listede ayrıca 2 de Galatasaraylı isim var. ...23 haftalık periyotta ligde en fazla faul yapan isim Pedro Henrique. Demir Grup Sivasspor'un zaten topa sertliğiyle bilinen oyuncusu. Geçen sezonda ligin en çok faul yapan ismiydi. Sahada bulunduğu her 26 dakikada bir faul yapan Pedro Henrique'den sonra sayısal olarak hakemlerden en çok faul düdüğü duyan ikinci isimse 43'er faulle İbrahim Akta ve Stefano Okaka. Faullerin mağduru olaraksa zirvede Adem Büyük var. Pedro Henrique'nin faul yapma sıklığı neredeyse Adem'in faule maruz kalma sıklığına eşit. Adem de her 25-26 dakikada bir faule maruz kalıyor. Aytemiz Alanyaspor'dan Davidson ve Atakaş Hatayspor'dan Ruben Ribeiro da yine kendini en çok yerde bulan isimler. Ancak tüm bu isimlerden Adem Büyük başka bir özelliğiyle ayrılıyor. Adem Büyük, yapılan ve yaptığı fauller toplamında da ligin lideri. Kendisine 114 faul yapılırken kendisi de 61 faul yapan Adem'in, bir maçta girdiği ikili mücadeleler ortalama her 17 dakikada bir faul düdüğüne yol açıyor. Moğolan'daki en yakın takipçisi yine Ribeiro olsa da onda bu sıklık 19 dakikada bir. Adem Büyük'ün ligimiz için bu iki alandaki liderliği bu sezonla da kısıtlı değil. Süper Lig'de Opta analizinin başladığı 2014-15 sezonundan bu yana, geride kalan sezonların tamamına baktığımızda da kendisine yapılan faul sayısıyla kendi yaptığı faul sayısı toplamı 1000'i geçen tek oyuncu Adem Büyük. Adem'in 16.000'in üzerindeki dakikasına bu sayı oranlandığında da yine yaklaşık 15 dakikalık bir ortalamayla karşılaşıyoruz. Listede içine girdiği pozisyonlardan en çok faul çıkan ikinci isim olan Atiba Hutchinson da örneğin, bu ortalama neredeyse Adem'inkinin iki katı. Atiba, sahada bu periyotta Adem'den yaklaşık 2300 dakika daha fazla kalırken, içinde olduğu pozisyonlardan yaklaşık 450 daha az faul çıkmış durumda.
futbol kariyeri bittiğinde Adem'in kulağında bir düdük çınlaması kalacak gibi. İçinde gol beklentisi veya gelişmiş ölçümler olmayan İstatistik Bankası bölümü, eksik kalmış bir İstatistik Bankası bölümüdür. O zaman bu sonda oyuncu bazında baktığımız bazı ters köşe enlere bir de bunların üzerinden tekrar bakalım. Sezonun şimdiye kadarki kısmında gol beklentisini en çok aşan isim Mamet Yan. Çektiği şutların kalitesine göre ortalama bir oyuncunun yaklaşık 5 gol bulması beklenebilecekken, 9 gole ulaşan Tiam'ın bu performansı, hafızası güçlü ve dikkatli izleyicilerimizin hatırlayacağı üzere, takım performanslarında da Yukatel Kayserispor'un beklentinin çok üzerinde atan takımlar tarafında olmasının da nedenlerinden. Onu Vavakars Fatih Karagümrük'ten Yukatel Kayserispor'a transfer olan Andrea Bertolacci takip ediyor. Cornelius, Zayis ve Mesut Özil ile olumlu farkta en önde olan 5'liyi tamamlıyoruz. Yine aynı listenin ters ve bulunmak istemeyeceğiniz ucuna dönecek olursak, Aytemiz Alanyaspor'un adı transfer dedikodularıyla da anılan Efecan Karaca'yı zirvede görüyoruz. Eğer Efecan'ın çektiği şutları dünya üzerindeki bütün oyuncuların toplamının ortalamasında bir oyuncu çekmiş olsaydı, bunlardan yaklaşık 6 gole ulaşmış olması beklenirdi. Ancak Efecan sadece 2 gol bulabildi ve beklentinin neredeyse 4 gol altında. Efecan'dan sonra şutlarını daha iyi seçmesi gereken veya biraz daha şansa ihtiyacı olan ikinci isim Yusuf Erdoğan. Yine Ocak transferinde takım değiştiren bir isim olan Yusuf, sezonun ilk yarısının önemli bir kısmını aslında takımından sakatlık nedeniyle uzakta geçiren Ener Valencia'nın biraz önünde. Sezon başından beri gol sorunuyla adını andığımız iki takım, GZT Giresunspor ve Göztepe'de santraforlarıyla bu listede olmayı aslında hiç istemezlerdi.